Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8. çeyiz videomuzu çekeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen geçelim. Daha önce gösterdim mi sanmıyorum ama günlük su bardağı olarak Love'dan, ismi neymiş bunun? Şu Lal isimli modelini aldım. Şu şekilde. Bunlar aslında Paşa Bahçe'nin Allegra su bardaklarına çok çok benziyorlar. Ben onu da gördüm. İkisini böyle karşılaştırdım. Ama bunun modeli bana böyle nasıl desem daha bir zarif, daha bir güzel geldi. Şimdi hemen bir tane açıp göstereceğim size. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Mesela Allegra daha uzun bir modeldi su bardağında. Bunun bu şekilde kısa olması. Biliyorsunuz ben şu formu çok seviyorum bardaklarda. Çoğu bardağım da zaten şu formda. Yani böyle çok küt bardak almamaya çalışıyorum. Çünkü sevmiyorum. Böyle yuvarlak nasıl desem oval formda bardaklar benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha modern geliyor gözüme. Bunları bu şekilde aldım. Ben altılı şekilde aldım. Su bardağından da. Meşrubat bardağından da. Ve fiyatları çok çok uygun arkadaşlar. Yani Paşa Bahçe'ye göre gerçekten Love'un ürünleri çok daha uygun ve bence Paşa Bahçe'den sonra Love geliyor diye düşünüyorum. Yani Love'un da cam ürünleri çok güzel, kaliteli. Ben mesela bu üçlüsünü şu şekilde satılıyor, üçlü şekilde su bardağı. 14,5'a almışım. Fiyatı da bence çok çok uygun. Eğer günlük su takımı yapmak istiyorsanız Love'a bakabilirsiniz. Güzel modelleri var farklı farklı. Onun dışında meşrubat bardağını göstereyim. Meşrubat bardağı şu şekilde altılı satılıyor. Bu da Lal modeli, Love'ın. Bunu da mesela altılısını 33 liraya almışım. Yani bence gayet iyi diye düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim. Meşrubat bardağı da bu şekilde. Yani formu olsun, sade ve şıklı olsun benim çok çok hoşuma gitti. Günlük olarak gayet iyi. Ne çok ince camı var ne de çok kalın. Yani günlükte kolayca kullanacağınız şık bir model olacağını düşünüyorum. O yüzden bu modeli size tavsiye edebilirim. Benim hiç böyle şeyim yok. Sos tencerem yok. Aslında daha çelik tenceremi de almadım. Ona da henüz karar vermedim. Eğer önerileriniz olursa aşağıya onları da bekleyebilirim. Yani böyle çelik tencerede birazcık seçiciyim. Yani böyle iyisini araştırmaya çalışıyorum. Hala araştırmaların devam ettiği için henüz alamadım. Şöyle göstereyim. Annem bana bunu nereden almış? Aslında fişi var, onu birazdan bakacağım. Şöyle bir sos tenceresi gördüğünüz gibi. Bu 14 santim, 1,5 litre alıyormuş içerisine. Bence gayet iyi. Benim hatırlarsanız Korkmaz'dan bir cezve setim vardı. Ona çok benziyor. Onlarla da uyumlu. Şu tutma sapı olsun, şu formu olsun. Gayet iyi bence. Sos tenceresinde çok aşırı küçüğe kaçmayın bence. Yani böyle 14 santim, 1,5 litrelik olarak ideal olduğunu düşünüyorum. Ne çok büyüğü iyi, ne çok küçüğü iyi. Yani bu tam ideal bence. Buna hemen fiyatına bakıyorum. Bunu Carrefour'dan almış annem. Fiyatı da 37,5. Bence gayet iyi. Çeliği de şey gözükmüyor, böyle basit gözükmüyor. Gayet iyi gözüküyor. Carrefour'lara bakabilirsiniz. Racle'den aldığım bir ürünü göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu H&M Home'un bir tane karafı var arkadaşlar. Böyle ağzı gold detaylı, yaldızlı olandan. Onu herkes çok beğeniyor. Herkes almak istiyor ama stoğa kesinlikle girmiyor yani. Hani en son alanlardan sonra bir daha stoğa girdiğini ben hiç görmedim. Yani favorilerimde tutuyorum ve bayağıdır stoğa girmiyor. Ben bunu açıkçası böyle biliyorsunuz Instagram'da birçok blogger bunu paylaştı. Ama ben onlar paylaşmadan önce fark ettim. Trendyol'da böyle karaf arıyordum. Yani artık o H&M store girmeyeceğini bildiğim için. Bakıyordum böyle. Racle'ye de sürekli bakarım ben. Bardaklarını çok seviyorum. İndirime giriyor mu vesaire diye sürekli kontrol ederim. Girdiğimde şu karafın geldiğini gördüm. Yani buna bayıldım. Sonra böyle Instagram'dan araştırmaya başladım. Alan vesaire var mı diye. Ben çünkü ilk kez gördüm. Yeni mi geldi yoksa ben mi ilk kez gördüm diye bir araştırayım dedim. Baktım o sırada hemen herkes böyle fark etmiş. İşte paylaşmaya başlamış falan. Gerçek görselini vesaire gördüm.
Sonra emin olarak sipariş verdim. Ben çok çok beğendim açıkçası. Bazıları şu kısmını sevmeyebilir. Ama benim için sorun değil. Ben bunu misafir için kullanacağım. Gold yaldızlı bardaklarımla, şu ağzı gold yaldızlı bardaklarım var. Onlarla kullanmak için aldım. 1500 ml miydi? Tam emin olmamakla beraber aşağıya linkini ekleyeceğim. Ve indirimde 40 ya da 45 liraydı arkadaşlar. Yani o fiyata göre bence çok güzel. Biliyorsunuz zaten Rakler'in cam ürünleri de çok kaliteli oluyor. O yüzden gözüm kapalı bunu önerebilirim size. Eğer H&M 10'dakini bir türlü siz de benim gibi stokta yakalayamıyorsanız bunu alabilirsiniz. Fiyatı da çok çok uygun. Fiyatı artmadan kesinlikle bakın. Çünkü böyle popülerleştikçe biliyorsunuz fiyatlar artıyor. Biliyorsunuz geçenlerde bir dolap uygulaması var ve onda bir indirim oldu. Ne kadarlık bir indirimde aldım ben bunu? Sanırsam 45 liralık bir indirim vardı. İlk alışverişe özel. Ben de dolapta yeni bir hesap açtım ve böyle biliyorsunuz şu mermer standlar çok meşhur. Özellikle H&M'den sonra meşhur olmaya başladı bunlar. Bu bana 45 liralık indirimle 73 liraya geldi. 73 müydü? Evet, 73 liraya geldi. Ve bence 73 liraya mermer, yani zaten belli gerçek mermer o kadar ağır ki 73 liraya almak bence çok çok iyi. Eğer hani boyutu bana çok küçük gelir vesaire demiyorsanız ki bence boyutu ideal. Çok büyüğüne de gerek olmadığını düşünüyorum. Bence dolap indirimlerini takip etmeye çalışın. İlla ki biliyorsunuzdur dolapta hiç alışveriş yapmamış olduğunuz bir hesapla ilk alışverişinize indirim uyguluyorlar. Ona dikkat etmenizi öneririm. Bunu göstereyim hemen. Ben aslında bu mermer standların her rengini istiyorum. Yani beyazını ve yeşili, yeşili özellikle çok çok hoşuma gidiyor. Ama ilk bir siyahını deneyeyim istedim. Siyahı da hep aklımdaydı. Siyahını da çok beğeniyorum. Şu şekilde. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden aklımda iki tane daha var. Bir makyaj masası üstüne. Bir de banyo için düşünüyorum. Bilmem belki sonra salonum için de tercih edebilirim. Ben bunu mutfak için aldım arkadaşlar. Mutfakta kullanmak için. Üzerine yağdanlıklarımı koyacağım. Dediğim gibi H&M 10'dan aldığım tuzluk biberli koyacağım mermer olan. Çok güzel bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Bu bardak cuma günü BİM'e geldi bildiğiniz gibi. Bu geçtiğimiz cuma. Paşabahçe'nin ikonik serisinden. Böyle köpüklü kahvelerin güzel gözükeceğini düşündüm. Sadece bir paket aldım ben bundan. İki tane. Nişanlıma ve bana o şekilde yeteceğini düşündüm. Çünkü çok fazla bardak alıyorum arkadaşlar. Ve almak istediğim daha da var. O yüzden böyle çok aşırı bazı beğendiğim şeyleri sadece 2 tane ya da 4 tane alıyorum. O yönden daha iyi oluyor. Göstereceğim bir diğer bardak da arkadaşlar bir ara bayağı oluyor aslında böyle 3-4 ay falan. Akayev'in çok güzel bir indirimi olmuştu. Ben orada gezinirken bu bardakları gördüm. Paşabahçe'nin şöyle göstereyim. Amor şampanya bardağı diye geçiyor. Bir paketin içerisinde 2'şer tane satılıyor. Bir paketi 23 liraydı diye gördüm. Sonra böyle biraz daha bakınırken bunu böyle 3 paket halinde şöyle 3 tane paket halinde yani 6'şer tane olanını 60 liraya yakaladım ve o şekilde ben öyle üçlü almak istedim. Çok güzel paketli bir şekilde geldi. Hiçbir şekilde zararı yoktu. Şöyle arkadaşlar. Bunu nerede kullanacaksın İrem derseniz ben bunu kahve yanı sunumlarında kahve su bardağı olarak düşündüm. Bu benim için mesela kahvenin yanında su bardağı olarak çok çok güzel, çok ideal bir bardak. O yüzden ben bayılarak kullanacağım. Bu da bu şekildeydi. Tek bir ürünüm kaldı. Hemen onu da göstereyim sizlere. Biraz hızlı konuşuyorum bu videoda ama böyle daha hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü diğer çeyiz videoma şey yorumları geldi birkaç tane böyle hani çok fazla uzatıyorsun bir ürünü vesaire diye ama yani öyle düşünüyorsanız tabii ki de kısaltırım. Ama ben şöyle düşünerek öyle uzun anlatıyorum. Ben mesela bir izlediğim videoda detaylarına çok önem veriyorum. Yani sadece hani işte ben bunu aldım tamam bitti öbürüne geçeyim olayını çok sevmiyorum. Hani benim tercihim tabii ki herkesin tercihi farklıdır ama ben hani izlediğim çeyiz videolarında böyle bilgilendirilmeyi seviyorum. Uzun uzun anlatılmasını seviyorum.
Ama tabii ki sizin isteklerinize göre ilerlemem daha iyi olur. O yüzden bundan sonra çok uzatmama kararı aldım. O şekilde. O yüzden çok fazla detaylı anlatmıyorum bu videodakileri. Şimdi hemen şunu göstereyim kutusuyla. Şu Karaca'nın French Press'ini aldım arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz, çok güzel bir indirime girdi. Hala da indirimde diye biliyorum arkadaşlar. Bunun sepette ne kadar düşüyordu? 63 liraya düşüyordu. Normalde indirimli fiyatı 74 liraydı. Sepette 63 liraya düşüyordu. Benim de kuponum vardı. Bana ne kadara geldi? 50 liraya falan geldi sanırsam. Eğer kuponunuz vesaire varsa mutlaka kullanın arkadaşlar. Yani neredeyse aslında bedavaya aldım diyebilirim. Çünkü bunu bilenler bilir. Boyutu devasa. Hatta böyle gelir gelmez ben nişanlıma fotoğraf attım. O da dedi, onun tepkisi de böyle oldu. Sürahi mi aldın? Tabii ki de sürahi değil ama kocaman. O yüzden yani 50 liraya almak bedava. Bence aslında 63 liraya almak da bedava. Çünkü hem gold detaylı hem de gerçekten kocaman arkadaşlar. 800 ml bu. İki tane koca bardakta kahve çok rahat bir şekilde çıkartır. Şu şekilde. Orta boy bardaklarda da 4 tane çıkartacağını düşünüyorum. Henüz denemedim ama böyle. Ben Instagram'da şeyi gördüm. Bazı bloggerlar asetonla şu yazının silindiğini söylüyor. Ama beni rahatsız etmedi. O yazı kalabilir. Eğer sıkılırsam asetonla da silebilirim. Şöyle tutma yeri de çok ergonomik. Yani böyle dar bir tutma yeri yok. Bazı French Press'lerin o şekilde oluyor. Böyle çok küçücük kulpu oluyor ve tutamıyorsunuz kolay bir şekilde. Ama bu dediğim gibi gerçekten sürahi kıvamında bir French Press. İçinde ölçü kaşığıyla gelmesi de ayrı bir güzel bence. Şu gold detayı. Bana bir tık açık geldi. Yani çoğu kişi beğeniyor ama bana böyle çok sarımsı bir gold gibi geldi. Ben bunun bir tık daha koyu gold tonunu daha çok seviyorum. Ama sorun değil. Dediğim gibi çok şık ve güzel duruyor. Şu altı da gördüğünüz gibi silikon şurası arkadaşlar. Güzel yani böyle tezgahta kaymayacak şekilde. Şöyle gösterebilirim. Ölçü kaşığı da hemen açıp göstereyim. Şu şekilde. Yani gayet kullanışlı bir ürün. Bence 63 liraya bile bedavaya gelecek bir ürün. Kesinlikle eğer aklınızda bir French Press varsa bunu tercih edin derim ben. Yani çünkü gerçekten 800 ml kocaman. Yani 4 kişilik bir sunumda kullanabileceğiniz bir French Press. O yüzden ben bayıla bayıla aldım. Bu da bu şekildeydi. Bu son ürünümdü arkadaşlar. Sizlere bir sorum olacak arkadaşlar. Şimdi ben Karaca'dan bir tabak aldım. Pasta tabağı ve servis tabağı. Onları şimdi göstermeyeceğim, açmayacağım. Ama fotoğraflarını buraya koyacağım. İlla ki Instagram'da görmüşsünüzdür. Ama ben onu alıp geldikten sonra annem bana seramik dedi. Yani ben seramik olduğunu bilmiyordum açıkçası, anlamadım. Annem ince seramik dedi. Yani biliyor musunuz bu konu hakkında bir şey? Yani ben kendi sitesinde de baktım. İşte tabağın altına baktım, etiketine baktım. Hiçbir yerine yazmıyor. Yani ne porselen yazıyor ne seramik yazıyor. O yüzden emin olamadım. Eğer seramikse geri iade edeceğim çünkü. Seramik almak istemiyorum. Çünkü 6 kişilik aldım. Hem pasta tabağını hem servis tabağını. O yüzden bu konu hakkında bilgisi olan lütfen aşağı yorum yazarsa çok çok sevinirim. Çünkü en kısa sürede eğer seramikse geri iade etmek istiyorum. Onun yerine başka bir şey alacağım. Yani seramik dediğim gibi eski videolarımda da söylemiştim. Hiç kullanışlı değil. Bir de ben yani 2 kişilik falan da almadım. 6 kişilik bir set aldım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Beni aydınlatırsanız çok çok sevinirim. Bu şekilde. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone ol tuşunun yanındaki çana basmayı da lütfen unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın.